Coşkun Özholding Sanayi ve Ticaret programını. Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Sanayi ve Ticaret programı ile karşınızdayız. Bu hafta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak yayınımıza eşlik edecek. Deri sektörüyle ilgili her şeyi konuşacağız. Sayın Şen Ocak yayınımıza birazdan bağlanacak. Şimdi deri sektörünün ilk 6 aylık performansını konuşacağız tabii ki. Aşılama sürecinden bahsedeceğiz. Sektörü nasıl etkiledi anlatacağız. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak dediğim gibi yayınımıza eşlik edecek. Biliyorsunuz değerli izleyiciler, aşılamada artık oldukça ivme kazandık ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük çoğunluğu kaldırılacak. Tabii ki birçok sektör etkilendi pandemiden. Deri sektörü nasıl etkilendi? Birazdan bahsedeceğiz tüm bu konulardan da. Tabii ki kapasite de çok önemli, istihdam çok önemli. Deri sektörünün istihdama katkılarından bahsedeceğiz. Ve tabii ki Türk deri sektörünün önümüzdeki dönemdeki performansından konuşacağız, fırsatları konuşacağız, modadan biraz bahsedeceğiz ve özellikle pandemiyle yine hayatımızda büyük bir yer kaplayan dijitalden bahsedeceğiz. Deri sektörü de bu konuda oldukça ileri bir düzeyde şu anda. Dijitalde deri sektörünün avantajlarından da bahsedeceğiz ve tabii ki Antalya'da bir fuar var. Bu fuar nasıl gidiyor? İşte tüm bu konuları konuşacağız. Az önce belirttiğim gibi İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak yayınımıza eşlik ediyor. Sayın Şen Ocak, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun tekrar katıldığınız için. Öncelikle isterseniz deri sektörünün ilk 6 aylık ihracat performansından bahsedelim. Nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye'de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri 26 sektör var biliyorsunuz. Hizmet sektöründen sonra en çok etkilenen deri sektörü oldu. Ciddi anlamda sıkıntılar oldu. Çünkü deri sektörü biraz böyle seyahatle bağlantılı, ayakkabısının tutun, giysiye kadar eğer seyahatle çıkmıyor, insanlar elinden çıkmıyorsa öncelikle ihtiyaçları bunlar olmuyor ve ötürü bağlı olarak çanta, kemer, ihtiyaç olmuyor, toplantılara katılmıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten ciddi anlamda etkilendi ve %25 varında bir eksiyle kapattı 19 yılını. Ama çok şükür pandeminin etkilerini yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Çünkü seyahat kısıtlamaları kalktıkça tüm sektörde hareketlenme de başlıyor. Yılın ilk 6 ayında kıyaslamalarımızı 2020'de değil de çünkü bizim için kaybedilmiş bir yıl gibi 2020 pandemi dönemi 2019'da kıyaslıyoruz. Yılın ilk 6 ayında 7. ay itibariyle 2019'un ilk 7 ayını yakalamış, 6 ayını yakalamış olacağız. 7. ay itibariyle artına geçeceğiz inşallah. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri olarak bir ihracatımız oldu. Bir önceki yıl 1 milyar 1.7 milyardır. İnanıyoruz ki bu sene 1.7 milyar yani 2019'u aşacağız. 2 milyara doğru bir hedefimiz var. Çünkü bir takım istatistikler veriler de onu gösteriyor. Haziran ayı içerisinde geçen senenin Haziran'ına göre bir kenara bırakıyoruz. 2019'un Haziran'ına göre de %100'e yakın artışlar var. Bu bizi sevindiriyor. Ben bunun biraz şeye bağlıyorum. Tabii ötelenmiş siparişler vardı. İnsanlar bir yıl boyunca bir şeyler almadılar. O dönemde aldıklarını belki önümüzdeki dönem almayacaklar ama almadıklarını da almaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Onun için yılın ikinci yarısında biz hızlı bir ivmeyle yukarı doğru çıkacağız. Veriler bunu gösteriyor. %100 artışlar 2019'a göre çok ciddi. Hemen hemen bütün alt sektörlerde biliyorsunuz hocam bizde ayakkabı sektörü var, sarayciye var. Yani çanta kemer dediğimiz bazı insanlar sarayciyenin anlama getirdiğini bilmiyorum. Yarı mamuller var yani tabakhane ürünleri bunları da ihraç ediyoruz. Ve deri konfeksiyon ve kürk konfeksiyon var. Bunlara baktığımız zaman birinci sırada ayakkabı sektörü geliyor. Ortaya %65 civarında. Arkasından %15 sene öne geçti yarı mamuller. Şu anda görüntüde de olan yarı mamuller. Onlar %15'te ikinci sırada. Üçüncü sırada pandemiden sonra biraz hafif hareketlendiği sarayciye sektörü var. Ve en çok etkilenen bugün de burada fuarımız olan deri ve kürk konfeksiyon. Bunda çok büyük yaralar oldu. İnşallah bu ilk fuarımızda fizik
Yani pandemiden sonra, gerçi pandemi döneminde yine Antalya'da bunlar yapıldı. Ama şimdi biraz daha seyahatler başladıktan sonra daha hızlı bir ilme olacak inanıyoruz. Buradan başladık Antalya'da. İsterseniz bunu biraz anlatayım. Birazdan fuarı da tabii ki konuşacağız. Orada durum nasıl, fuar nasıl gidiyor birazdan konuşacağız ama önce aşılama sürecinden biraz bahsedelim. Aşılama süreci de son dönemde tüm hızıyla devam ediyor biliyorsunuz ve 1 Temmuz'dan itibaren de kısıtlamaların önemli bir çoğunluğu kaldırılıyor. Bu sürece gelene kadar pandemi deri sektörünü nasıl etkiledi? Sürecin sektöre yansımaları nasıl oldu? Biraz bu konudan bahsedelim. Tabii ki seyahatler olmadığı için, aşılama olmadığı için seyahatler de kısıtlanmıştı. Bundan dolayı çok kötü etkilendik açıkçası. Ama ben de bir ay kadar önce Amerika'daydım, orada da hareketlenme başladı. Mesela pazarlarımızdan biri, yani aşılamayı tamamlayan ülkelerdeki bizim hızımız, artış hızımız çok daha iyi oluyor. Rusya'da bizim önemli pazarlarımızdan biri ama bilinenin aksine şu anda birinci pazarımız değil Rusya. Gittikçe düşüyor. Yani deri ve deri mamullerinde Almanya birinci sırada. Rusya ikinci, İtalya üçüncü, Irak dördüncü ve İspanya beşinci sırada. Böyle baktığımız zaman aşılamayla orantılı olarak bizim şeyimizin artacağını da düşünüyoruz. Çünkü seyahatler artacaktır. Şu anda Rusya'dan turist gelmeye başladı. Bizim sektörde şöyle bir özellik de var. Yani her ne kadar dijital, sanal ortamlarda alışverişler oluyorsa da biz fiziki ortamları özlüyoruz. Çünkü ürünümüze dokunulması lazım. Doğal bir ürün, natürel bir ürün. İnsanlarla yüz yüze gelip sohbet edip rahat bir alışveriş ortamlarının olması lazım. Sadece fotoğrafla olacak işler değil, modelleri gözde, çıplak gözle de görmek gerekiyor. Bizim için bu çok çok önemliydi. İnşallah bu aşılamadan sonra seyahatler başlayınca biz de dışarıya gideceğiz. Dışarıdakiler de buraya gelecek ve hızlanacağız. Tabii ki Avrupa'da aşılama büyük ölçüde tamamlandı. Bizim zaten pazarımızın %40'a yakını her zaman Avrupa. OECD ülkeleri ciddi anlamda var. %46 pay OECD ülkelerinde. Onun için biraz da tabii aşılamada da bildiğiniz gibi bazı ülkeler ön planda, gelişmiş ülkeler ön planda. Onların aşılama süreçleriyle beraber bizde pazarlarımızın büyük bir kısmı onlar. O pazarlarda daha hareketli günler bizi bekliyor inşallah. Biraz da üretim sürecinden bahsedelim isterseniz. Sektör olarak yüzde kaç kapasiteyle üretim gerçekleştiriliyor ve üretim süreci nasıl işliyor? Maalesef kapasite kullanım oranlarında da Türkiye biraz deri ve deri mamulleri sektörü düşük kapasiteyle çalışıyor. Yani tabakhanelere baktığımız zaman %30 civarı. Konfeksiyona baktığımız zaman demir sürecince maalesef %10'lara kadar düştü. Ayakkabı sektörü nispi olarak biraz daha iyi çünkü pazarı daha geniş. Orada kapasiteler biraz daha yüksek. Sarıcı'da ciddi düşüşler oldu. İşte seyahat ortamıyla beraber kapasiteler de artacak. Tabii şöyle bir takımda da var. Kapasiteler düşüyor. Bu takım dalgalanmadan etkiliyor. Personel eleman sorunu yaşamaya başlıyor. Sektörü terk eden elemanlar var. Bunun için eğitime önem verip veya sektörü yeni adam yetiştiren çıraklık olsun, lise olsun, üniversite olsun bunlara önem vermemiz lazım. Sektörden çıkanları mutlaka geri kazandırmak lazım. Bununla ilgili işte Ege Üniversitesi'nde derin mühendisliği bölümü var. Buraya bir takım destekler verdik. Boş kapasiteler kalıyordu. Şükürler olsun o doldu. Şimdi biraz onun tanıtımını yapacağız. İnşallah bu sene de dolduracağız. Daha yüksek puanlı öğrenci gitsin, sektörde kalsın, isteyerek gitsin. Yani boşta kalmış olduğu için gitmesin. Bir lisemiz var, lisede eğitim çalışmalarımız olacak. Şimdi bizim kümelenenlerden birisi de Zeytinburnu bölgesi, Mertebe Ekiterli bölgesi. Orada TASEV diye bir lise var. Onun gelişimi için elimizden geleni yapacağız vakıflar kanalıyla. Zeytinburnu Belediye Başkanımız buradaydı. Onunla dün görüştük. Çıraklık eğitimlerine önem vereceğiz sektöre eleman yetiştirmek için. Kapasiteler arttığı zaman da eleman sorunu yaşıyoruz. Ama inanıyorum ki Türkiye dünyanın 7. büyük ayakkabı üreticisi. Kürt konfeksiyonunda dünyanın hemen hemen bir numaralı üreticisi. Yani bunları kaybetmememiz lazım. Onun için eleman desteğiyle beraber kapasite oranlarını yükseltmemiz lazım. Pandemi döneminde ama genel olarak bakarsak %30-35 civarlarında, 40 civarlarında, bazılarında %20, bazılarında %50 alt sektörlerde olmak üzere ortalama %35 gibi, 30 gibi bir doluluk oranlarıyla çalıştık. Şimdi az önce biraz bahsettiniz ama biraz daha detaylandıracak olursak, deri sektörünün alt kırılımlarından bahsettiniz. Biraz bunu ele alalım. Ayakkabı, sarıcıya, ham deri ve konfeksiyondan bahsedelim. Bu alt gruplarda performansınız, son gelişmeler neler? Biraz önce dediğim gibi ayakkabı sektörü daha geniş bir yer fazlası var. Yani Afrika ülkelerinde ciddi artışlarımız var mesela. Biraz sekiyor ama yine arttayız.
İspanya gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelere de Amerika bilhassa atışlarımız var. Ayakkabı sektörü çok daha geniş yazılarız olduğu için dalgalanmalardan nispi olarak daha acil. Ama yarım amacı Türkiye bir üretim üssü, tabakhaneleri güçlü. Bir de tabii sürdürülebilirlik var. Bu anlamda da Leather 4000 kuruluk diye bir takım sertifikalar var. Türk tabakhanelerinin büyük bir kısmı onu aldı. Yarım amacı da Türkiye önemli bir üretim üssü. İşte 9-10'a yakın organizeleri sanayi bölgeleri var. Buraların hemen hemen tamamında arıtmalar var. Yani çevreye duyarlı üretim yapıyorlar. Onun için tabii çevreye duyarlı üretim yapmanın belli bir maliyetleri var. Şu anda sürdürülebilir çevre kirliliği konuları var. Devletten burada diyoruz ki bir yandan ceza yazarken bir yandan da uygun üretim yapanları ödüllendirin. Burada maliyetleri biraz daha aşağı çekmek lazım. Çevreye duyarlılığın maliyetlerini. Onun için oralarda biraz teşvik istekleri de var sektörün tabii. Çünkü ne kadar eğer maliyet yüksekse kaçak o kadar artıyor açıkçası. Onun için çevreye duyarlı maliyetini biraz daha aşağı çekmek lazım. Bu da Türkiye'nin avantajları oluyor. Onun için yarım almış sektörü de bugün Hindistan'a, Pakistan'a, Kore'ye, Almanya'ya ve Amerika'ya, İtalya'ya yarım almış satıyor. Sarayciye sektörünün ağırlıklı pazarı Avrupa pazarı. Zaten bütün dünya markalarında üretimler yapılıyor. Fransa'dır, Almanya'dır, Amerika'dır, İtalya'dır. İtalya sonunda biraz düştü, pandemiden çok etkilendi. Zannediyorum İtalya daha ileriki sıralara çıkacaktır Sarayciye'de. Kürk konfeksiyon ve deri konfeksiyonunda yine ağırlıklı pazarlarımız Avrupa Birliği. Ama önemli geleneksel pazarlarımızdan bir tanesi de Rusya. Rusya'da da ciddi sıkıntı, bilhassa Kürk, yani yünlü deri diyelim. Yünlü deri de Rusya önemli bir pazarımız. İşte oradaki seyahat yasaklarından çok etkilendi sektör. Burada ilk defa bu yıl böyle rahat bir ortamda var yapılıyor. Biraz sonra geleceğiz. Oradan bir çıkış arıyoruz. Yani hemen hemen bütün alt sektörlerde düşüşler çok dramatikti diyelim, ayakkabı hariç. Teklerde. Şimdi yavaş yavaş yaralar sarıldı. 2021'in ilk 6 ayında. İkinci yarısında da ben böyle hayali değil, hedefler de destekliyor. Çok umudum var. İnşallah 2 milyar hedefine doğru gideceğiz diye bekliyorum. Peki o zaman biraz da fuardan bahsedelim. Şu an Antalya'da Turkish Leather and Fuar Fuarı var. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak siz de fuarda bulunuyorsunuz. Nasıl geçiyor fuar? Biraz bilgi verir misiniz bize? Yani bu aşağı yukarı 11.si yapılıyor. 6.si da bir değişik isim altında diyelim. Değişik bir derneğin, Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği'nin organizasyonunda diyelim yapılıyor. 11.si aksatılmadan pandemi dahil yapıldı. Geçtiğimiz yıl çadırda yapıldı. Çeşitli soğutucu şeylerle beraber açık havada pandemi kuralları gereği. Bu yılda yasak, bıçak yasakları vardı. Mayıs'ta yapılacaktı. Bir hafta ötelendi. Uçaklar çalışmıyor. Yani uçak izinleri çıktı. Sağ olsun Deri Konfeksiyoncular Derneği var. Başka burada başkanı tebrik ediyorum. 3-5 gün içerisinde tekrar organize olup değişik bölgelerden çarpı uçaklarla yaklaşık 1200 kişi Antalya'ya getirdi. Yani 3-5 gün içerisinde, 4 gün ya da 5 gün içerisinde bu derece organizasyon gerçekten alkışlanacak bir davranış. 60'a yakın firma var, 25'e yakın da bekleyen var. Alan müsait değil, biraz da seçici davranıyor arkadaşlar. Yani tamamıyla doldurmuş convention center burada. 60'a yakın firma var, 1200 kişi dediğim gibi değişik bir 10'a yakın ülkeden var. Ağırlıklı olarak bağımsız devletler tutuldu ama bunun yanında Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan da var. Aşağı yukarı 5'e yakında değişik lojistik firmalarıyla beraber ciddi anlamda bir sinerji veriyor. Çünkü gerçekten umutlar kırılmıştı. Tekrar eğer yasak olursa bu yılı da kaybedilmiş bir yıl olacaktı. Ciddi anlamda arkadaşlar çalıştı. Yüzler gülüyor. Müşteriler ilgili. Biraz da tabii ötelenmiş siparişler var. Bir yıl boyunca alınmamış, eldeki stoklar bitirilmiş. Her ne kadar sokağa çıkmıyor insanlar da. Gene bir takım zaman zaman Rusya'da veya Bantı'da ve Korkuluğu'nda alışveriş için gevşemeler oluyordu. Bu anlamda şimdi ötelenmiş siparişlerin de tekrar verilmesiyle yılın ikinci yarısında gerçekten düzgün bir şekilde artışa devam edeceğiz. Tabii burada yapılan bu fuar butik bir fuar. Butik fuarı olduğu için devletin hemen hemen hiçbir desteği yok. Biz ihracatçı birliği olarak elimizden desteği vermeye çalışıyoruz ama birlik bütçeleri tabii kısıtlı. Yurt dışı fuarlarda biliyorsunuz ciddi destekler var. Şimdi bakanlıkla görüşüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki alıcının %100'e yakını yabancı. Ama kriterler var. İşte katılımcılar yabancı olmalı, işte büyüklük kriterleri var, katılımcı sayısı kriterleri var. Yani bu kriterleri biraz daha bu tip butik fuarlara
uygun hale getirebilirsek ve destek alırlarsa daha çok ülkeden daha çok alıcı getirilebilir. Ve bence bunlar Antalya'da bir konfeksiyonla ilgili yapılan var. Bir de bizimsi var. Şimdi ufak ufak ayakkabıyla ilgili de yapılıyor. Bunlar rol model olabilir. Çünkü yurt dışına gidiyorsunuz. Aynı müşteri potansiyeline ulaşmak için diyelim 50 bin dolar harcıyor. Devlet bir kısmını verir, bir kısmını firmalar veriyor. Burada aynı şeyler 15-20 bin dolara yapıyorsunuz. Otellerde doluluk oranlarına katkınız oluyor. Turizme katkınız oluyor. Tam iyi anlatabilirsek, şimdi görüntüde de var, Sayın Tim Başkanımız vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanımız, konfeksiyoncular derneğine biz açılış yaptık. Tim Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Geldiği yerinde gördü, inceledi. İnanıyorum ki bakanlıkta o da bize desteklerini sağlayacaklar. Yani bu fuar gerçekten rol model. Bir yüzler asıktı, kapasiteler düşüktü. Bir can suyu olacak, bir umut olacak. Hemen arkasından da Moskova'da Lefkov var. O da tarihi fuarlarımızdan biri bir hafta sonra. Maalesef biraz çakıştı işte bu yasaklardan dolayı. Arkasından CPM var yine Moskova'da. İnşallah böyle 15'er gün arayla birer arayla yurt dışına da taşıyacağız arkadaşları. Konfeksiyon sektörü için ben bundan sonra bir çıkış başladığını düşünüyorum. Kaybedilen değerler hem eleman anlamında hem para anlamında hem morallerinin tekrar yerine geleceğini düşünüyorum. Şu anda burada yüzler gülüyor. Arkadaşlar mutlu, heyecanla işlerine devam ediyorlar. Pandemi sürecinde hala olmamıza rağmen fuarla ilgili çok olumlu konuşuyorsunuz. Kaç gün sürecek fuar ve şu ana kadar olan katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğim gibi burada mesela dışarıdan askere hiçbir insan giremiyor. Tamamıyla davetli geliyor. Tamamıyla burada bu organizasyon gelen müşterinin otelini ve uçağını veriyor ve onlara çeşitli kimlikler vererek fuara gömelerini sağlıyor. Bir takım şartları var müşteri getirirken. Katılımcıların her bir tanesi yaklaşık işte 10-15-20 bir kriterler var. O kriterlere göre müşterisini getirmek zorunda. Ayrıca burada bir sosyal tarafı da var bu işin. Herkes birbiriyle müşterisini paylaşıyor. Burada üreticiler bir araya geldiği için daha birbirlerine destek olur işler yapmaya başlıyorlar. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri kendi kendimize rekabet yaparak aslında daha pahalıya satabileceğimiz malları kendi kendimizde rekabet ederek ucuza satıyoruz. Alıcı bile bunu söylüyor. Ya senin malının değeri budur ama siz birbirini vuruyorsunuz, indiriyorsunuz, biz de ucuz almak zorunda kalıyoruz. Burada bu sinerji de olduğu için insanlar birbirleriyle daha çok şeylerini paylaştıkları için, müşterilerini paylaştıkları için yani o kadar birbirlerine zarar verici hareketlerden de kaçınmış oluyorlar. Bu anlamda da önemli. Dedim işte her firmanın 20 tane müşterisini paylaşması önemli. Bu bir başka bir sinerji de yaratıyor. Onun için 4 gün sürecek fuar. Bir de rahat bir ortam, insanlar zaman zaman dinleniyor, zaman zaman geliyor, sabah 10 ile akşam 7 arası, 19 arası açık. Rahat bir ortamda, pandemi koşullarına uygun, geniş mekanlarda sakin sakin çalışıp rahat rahat siparişlerini verebiliyorlar. Bir de tabii yavaş yavaş burada kriterler biraz daha ağırlaştırılıyor. Çünkü kaçak olmasın, tamamıyla suistimal edip müşteri gelmesin diye. Mesela belli bir para, nakit para getirme, yani o Rusya'nın müsaade ettiği ölçülerde yani kanunları nakit para da getirmelerini istiyorlar. Yani buraya gezmeye gelmeyin. Belli bir para da getirerek alışverin. Yani en azından kaparolarınızı verin. O anlamda da bir takım kriterler konuyor. O kriterlere de uyuluyor. Denetim mekanizması güzel. Her şey kontrol altında. Bir de gelen müşteriler eğer açıkçası alışveriş yapmıyorsa ben bugün de önerdim. Paylaşın dedim. Sadece ne almış ne kadar almış önemli değil. Almış mı almamış mı? Öyle bir %10'luk 20'lik. Sadece almadan gelmek, gezmek için gelen var. Onlar da eğleniyor yavaş yavaş. Çünkü paylaşıyorlar bilgilerini insanlar birbirleriyle. Bu anlamda 11.si var. Her gün katılımcı isteği arttığına göre demek ki iş yapıyor insanlar burada. Hadi devlet desteği de olmadığı için yani sonuçta kimse durup dururken burada 20 bin dolar para, 15 bin dolar para harcamaz. Demek ki mutlular. Demek ki buradan bir randıman alıyorlar. Bir potansiyel var ki buraya girmek için herkes yarışıyor. O anlamda rüştünü ispatlamış bir fuar. İnanıyorum ki devlet desteğiyle daha geniş kapsamlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunu geliştirmemiz lazım. Daha uluslararası, daha diğer ülkelere de hitap eden İstanbul'da böyle bir projemiz var. Yani biz müşterinin ayağına gitmektense ayağına taş yerinde ağırdır. Buraya getirmemiz daha iyi. Devletin burada koyduğu kriterler yabancı katılımcı olsun ya, yabancı ziyaretçi olsun da katılımcı şartını iyi olsun. Yani ille müşteri gelip Çinli'yi mi getirelim buraya, bilmem neyi mi getirelim, ne anlamı var? Bu anlamda bir takım destekler var ama Koçket destekleri var. Bunlar yeterli değil.
Tabii ki biz ihracatçıyız. Daha farklı yurt dışı fuarlar gibi bunun da desteklenmesi lazım. Ama kaçak olmaması için, suistimal olmaması için ihracatçı birlikleri olarak devletle, bakanlıkla birlikte çalışmamız lazım ki yapılan iş yerine ulaşsın, doğru adrese gitsin. O zaman hemen şunu soralım. Devletin deri sektörüne destekleri neler ve sektör olarak sizin devletten beklentiniz ne yönde? Evet. Yani, tabii devletin destekleri var. Ben her yerde bunu açıklıkla, rahatlıkla söylüyorum. Yeteri kadar destek mekanizmaları var. Eğer bunu birçok insanlar da kullanamıyor. Deri sektörü bilhassa fuarlar anlamında, ticaret heyetleri anlamında, tanıtım anlamında, mağazalaşma anlamında destekleri kullanıyor. Biz biraz burada spesifik olarak üzerinde çok durduğum yurt içi fuarların yurt dışı fuarlar gibi desteklenmesi. Yani bir burada eksen değişikliği istiyoruz. Yoksa onun dışında var. Tabii ki pandemi süresince yine devletimiz işte kısa çalışma ödeneği, COBİ destekleri falan bizim sektörde faydalandı. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii 26 sektör var. Hizmet sektörü ve deri sektörü en çok etkilenen. Tabii devlet böyle biraz daha geniş kapsamlı desteği bütün sektörlere yaydığı zaman o zaman size düşen pay da azalıyor. Düşünün diyorum bir deprem olmuş bir yerde Allah korusun. Evi yıkılan var, hasar gören var, sallanan var. Siz bunların hepsine aynı desteği verirseniz olmaz. Yıkılana ev yapıyorsunuz, yıkılana daha çok destek veriyorsunuz. Devletimizin elinde bütün veriler var, ihracat verileri var, kapasite kullanım verileri var. En çok etkilenen deri sektörü işte herkes de aynı aldığı zaman onu çok tatmin etmiyor. Yani bugün bize yarın bir başka sektör çok etkilenebilir değişik bir konjonktürel dalgalanmadan. Onunla bize aynı desteği vermesi de doğru olmaz. Bunu çok iyi izah edemedik. Tabii onun için biz biraz daha en çok yara alan sektörlerden biriyiz. Ama neyse diyelim bu da geçti. Onu da devlet kademelerinde yerine bir takım dile getirdik. Yani çok etkilenene daha farklı bir destek, spesifik destek vermeniz lazım. Çünkü benim sadece böyle ağlamak falan filan değil. Veriler elinizde yani. İhracat geçen sene %25 artış beklerden %25-24 civarında düşmüş. Bakıyorsun listeye en çok düşen bu sektör. Kapasite kullanımı oranları devletinin de sanayi verileri elinde en çok etkilenen bu sektör. O zaman aynı desteği her ikisine vermek çok doğru değil diye düşünüyoruz. Onun için yeterli destek mekanizmaları var ama şartlara göre değişiklikler olabilir. Şimdi tabii devlet desteğiyle tanıtım destekleri var. Turkishleader.com diye bir sitemiz kurduk. Bunu ciddi çalıştık bunda pandemi döneminde. Yani ne kadar fiziki şeyleri seviyorsak da ama bazı şartlar dijitalleşmeyi de gündeme getiriyor. Biz de bunun gerisinde kalamayız diye. Turkishleader.com diye bir site kurduk. İngilizce, Almanca ve Rusça yayındayız burada. 164 tane ihracatımız 2500 ürünle burada. Tabii kriterlerimiz çerçevesinde kayıtlar yaptırıyoruz. Firmalarımızla portalda ürünlerini doğru şekilde sergilemeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bu fotoğraf çekimi, web sitesi, sosyal medya, dijital pazarlama. Şu anda 71 ülkeden 750'nin üzerinde alıcı sisteme kaydoluyor. Alıcılar da sisteme kaydolurken mutlaka onay şartımız var. Hakikaten farklı bir şey yaptık. Arkadaşların ilgisi var. Şimdi sosyal medyada tanıtımlar için daha büyük ataklarımız var. Türkiye Tanıtım Kurumu'ndan aldığımız bütçelerle beraber bunu sosyal medyada da tanıtacağız. Yani çift taraflı hem fiziki fuarlar önümüzdeki dönemde de var. Hem de bu dijitalleşmeyle beraber farklı bir şekilde. Yani içeriye giren alıcı firma tarafından kabul gördükten sonra kendi kontaklarını kurabiliyorlar. Bir takım modellerim çalınır sıkıntısı veya ticari sırlar olmasın diye bir takım mekanizmalarımız var. Dediğim gibi bir takım siteler yapılıyor ama oraya uygun firmalar giremediği için görüntüsüyle, sitesiyle, iletişim mekanizmasıyla, dijital bilgisizlikle falan bunları gördüğümüz için ciddi anlamda emek harcıyoruz. Yani o portalın içine giren oraya bir katkı da sağlayacak. Oraya giren müşteri burada farklı şeyler, farklı bir sistemle görebilecek diye ciddi anlamda orada COBİ'lere destekler veriyoruz. Çünkü bizim firmalarımız COBİ'lere ağırlıklı. Her şeyi kendi başlarına yapamıyorlar. Online toplantılar yaptık 100'e yakın. Bu toplantılarla beraber bilgilendirdik arkadaşları. Yine trend seminerleri yapıyoruz, bilgilendiriyoruz günün şartlarına göre trendleri takip etsinler diye. Önümüzdeki dönemde fiziki fuarlar var. Şu anda onların çalışmalarını yapıyoruz. Tabii pandemi sürecinde oturmadık, gidemiyoruz ama en azından pandemi şartları bittiğinde yine zaman kazanalım diye Afrika, Amerika, Uzak Doğu her şeyi hazır tutuyoruz. Seyahatler başladığında bir iki ayda çalışma yapalım demeyeceğiz. 10-15 gün içerisinde hemen fırlayacağız peki. İnşallah ticaret heyetlerimizde. Peki Sayın Şen Ocak çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet değerli izleyiciler, sanayi ve ticaretin bu haftaki konuğu İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak'tı. Deri sektörünü konuştuk. Antalya'da çok güzel bir fuar var, anlattı deri sektöründeki son gelişmeleri Mustafa Şen Ocak. Noktalıyoruz sanayi ve ticareti bugün. Güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Şimdilik hoşçakalın. Coşkun Öz Holding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.